Selamlar herkese, hoş geldiniz. Arda ile Derin Muhabbet'in bu haftaki programıyla karşınızdayız. Bu hafta konuğumuz çok değerli bir ekonomi uzmanı, bir ekonomi hocası Sayın Asaf Savaş Akat. İsterseniz hiç bekletmeden Asaf Hoca'ya geçelim ve dünya ekonomisinde, Türkiye ekonomisinde salgınla beraber salgın sonrası 5-10 yıl sonra bizi neler bekliyor bunları biraz konuşalım. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, merhaba Arda. Teşekkürler katıldığınız için hocam. Büyük bir keyif. Memnuniyetler. Sağ olun hocam. Bekliyorum sorularını bakalım beni sıkıştıracaksın diye. <laughs> evet hocam. Başlıyorum. Dünyadan genel bir girişle başlamak istedim. Hocam genel olarak salgın dünya ekonomisinde sizce neyi ortaya çıkardı? Hangi gerçekler ön plana çıktı son bir yıldır şöyle bir bakınca? Hep yani tabii iki şey ayırt etmek lazım. Bir salgının tabii dünya ekonomisine etkileri var. Ama bir taraftan da dünya ekonomisinde zaten Salgın olmasa da e, dengesiz giden bir takım işler vardı. Salgın onları da tabii ne yapıyor? Onları da böyle e, bir yerde e, pa, parlatıyor, patlatıyor. Onları da ortaya çıkartıyor. Salgın, salgının kendisinin dünya bizzat salgının kendisinin etkisi uzun dönemde çok büyük olmayabilir. Yani netice etrafında salgın gelir, geçer. Bir takım sektörler bir süre sıkıntı çekerler. Sonra salgın bitince gene işler normale dönebilir. Tabi burada varsayımı salgının biteceği. Şu anda salgının bitip biteceğini de bilmiyoruz. Yani kahramanca bir varsayım nedir buna. Ee, yani bugün bakınca aradan kaç 14 ay 15 ay geçti pek görebilecek gibi durmuyor. Yani sanki böyle ilan ya bu salgından geçeceğimiz gibi duruyor. Dünya ekonomisinin bir sürü şey sorunu vardı. Salgın bunların hepsini tabi bütün görünür hale getirdi. Mesela dünya ekonomisinde ciddi bir şekilde gelişmiş ülkelerde görülen gelir dağımında bir bozulma vardır mesela. Şimdi bu önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Zaten bu eğilim, servet dağılımında keza evet, küresel ısınma, çevre sorunları, i̇şte karbon şeyi falan filan yani bu fevkalade ciddi bir sorunlu. Salgın olsa olsa buna olumlu katkı yapıyor çünkü iş hayatı durunca tabii küres şey yukarı saldığımız karbonda bir anlamı azalıyor. Ee, Avrupa'nın e, ciddi bir takım e, entegrasyon sorunları Avrupa bir entegrasyon, Euro bölgesi bir entegrasyonu sağlamıştı. Ama orada işte Euro'yu kurdular ama orada mesela bir, onun bir maliye politikası ayağı yoktu. Şimdi salgın sayesinde o da yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bir bankacılık sistemi de müşterek politika yoktu. O küresel kriz sayesinde şey yapmaya başlamıştı. E, salgın yeni teknolojileri bir anlama e, yeni teknolojiler salgını daha hafif atlatmamıza imkan verdiler. Hafif netice etkileri oldular. Fakat öbür tarafta bu yeni teknolojilerin de çok şeyleri var. Yani e, bozucu sosyal yaşamı ve ekonomiye olumsuz bir sürü istihdama örneğin gelir dağılımına örneğin olumsuz etkileri var. Onları da daha görünür hale geldi. Bu e, şey e, iletişim sektöründeki, sosyal medyadaki firmaların büyük tekerler haline dönüşmeleri, özel yaşamla ilgili işte mi şey kaldırmaları falan. filan. bütün bunlar. E, bunların tabi salgın bu burada dediğim gibi eski eski eğilimleri, eski eğilimleri e, böyle. Aniden e, tetikliyor. Yani orada zaten bir potansiyel fay var hani. Depremden biliyoruz, değil mi? Bir fay var. Bir şey tetikliyor onu. Sonra kırılıyor işte. Salgının rolü o. Deprem o tetikleyen şey yüzünden olmuyor. E, depremin sebebi enerji birikmesi. Tetikleyen şey, tetikleyen bir şey. O kadar. Yani esas o, o sorunlar vardı. Onlara o, o açıdan bakmak lazım. Şey çok önemli bu arada tabii. Yani dünya ekonomisinde salgından beraber tekrar gündemimize gelen ama belki 10 yıldır zaten gündemde olan şey bu Çin olayı var. Yani Çin'in müthiş büyümesi, çok güçlü hale gelmesi ve bu arada da son derece merkantilist bir politika uygulaması. Yani ben üreteyim, her şeyi ben yapayım, her şeyi ben üreteyim. Siz benden alın da yani o fazlalar vererek, dış fazlalar vererek filan yani o da ne olacağı belli değil. Ee, bir süredir konuşulan, yani uzun süredir var olan bir başka tren bu doların dünya rezerv para olması olması. Bu tarihten kalma bir rastlantı olarak bir şey. Yani bundan dünyanın bir an evvel vazgeçmesi lazım. Böyle bir ülkenin parası, dünya parası olamaz. Yani bir ama nasıl olacak, nasıl ortaya çıkacak falan. Gördüğün gibi yani uzun bir e, soru ortaya şey yapabiliriz. Bu arada bazı dersler de çıktı tabii yani şeyden bu e, e, salgından. E, mesela kamunun, devletlerin böyle bir salgına hiç hazırlıklı olmadıklar ortaya çıktı. Yani çok ilginç bir şekilde yıllar evvelden, 15-20 yıllar evvelden akademisyenler, araştırmacılar, uzmanlar demişler ki ya bu geliyor. Bu elinde sonda buralardan hatta yani yerini bile söyleyen var. 2005'te yazmış bu şuradan çıkar filan diye. Yani bu geliyor. Büyük bir salgın geliyor. Ona göre hastanelerde kapasite yaratın. Yoğun bakımları güçlendirin. İşte maske, devamlı maske alın ve maskeleri yenileyin. İşte ilaç depolayın filan. Millet boş vermiş oluyor. Yani ya şimdi ne masraf boş verin. Yani salgın gelsin düşünürüz de işte öyle olmuyor. Evet. Yani dünya eskisi gibi olmayacak bir anlama ama bunun bu netice itibariyle tekrar edeyim bunların bu salgın yüzünden değil salgını burada tetikleyici diye görmek lazım. Esas biriken dünya ekonomisinde biriken enerjinin bir depreme dönüşmesine e, salgın bir anlama etkili olacak bu olacak gibi duruyor. Peki hocam onu sormak istiyordum ben de e, demin devlet politikaları dedik hani hastanelerin yetersizliği, sağlık sisteminin yetersizliği, bir sürü batılı demokraside de serbest piyasayla yönetilen ülkelerde de bunu görmüş olduk. Sizce bu noktadan sonra ülkeler bir dönüp daha devletçi politikalara tekrardan 1980'lerde olduğu gibi belki yönelecek mi yoksa serbest piyasa ekonomisine hani daha güven artacak mı? Ne görüyorsunuz burada? Bir taraftan bakıyoruz Biden'ın açıkladığı yardım paketlerine hep daha orta sınıfa yönelik nasıl diyeyim daha hani devletten yardıma yönelik politikalar açıkladı. Böylece oy topladı ve hatta Midwest dediğimiz hani Amerika'nın kuzeydoğu, kuzeybatı eyaletlerinde de oyları ciddi bir şekilde bu yüzden topladı. Kritik eyaletler vardı hatırlarsınız. Michigan'lar, Wisconsin'lar. Hani evet. buna dönüp bakınca sizce genel trend Amerika genelde dünyada Amerika'yı takip eder bu tip trendlerde. En azından batılı dünya, bildiğimiz batılı sermaye. Devletçilik daha ön planımı çıkacak? Yoksa yine demin de siz de bahsettiğiniz sosyal medya şirketlerinin Trump'ı sansürleyebilecek güce geldiği bir noktada devlet daha da mı geri kalacak sizce 5-10 yıl içinde? Nasıl görüyorsunuz? Öngörünüz nedir? Yani bir, bir, bir kere bir şeyi düzelteyim aslında. Tabii Amerika çok önemli bir ülke. Pek çok konuda e, modayı yaratan, ana eğilimi yaratan bir ülke. Ama e, o, o, e, senin sözünü ettiğin refah devleti konusunda çok geride kalan bir ülke. Yani e, dolayısıyla o bakıma baktığınızda işte yani geri kalan gelişmiş dünyaya baktığınızda örneğin Avrupa'ya baktığınızda, Kanada'ya baktığınızda hatta kıtada komşu olmasına rağmen Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya'ya falan baktığınızda Amerika'nın bu refah devletinin kurulmasında çok geride kaldığını görürsünüz. Yani Amerika öyle her zaman bazı konular tamam teknoloji konusunda çok önde. Hollywood uzun süre işte sinemanın e, şeyiydi, ağababasıydı e, işte üniversiteleri öyle filan ama iş devlet müdahalesine, akılcı devlet müdahalesine sosyal güvenlik sistemlerine gelince Amerika çok de Yani unutmamak lazım ki bu İngiltere'de e, şeyde, e, Fransa'da Avrupa ülkelerinde şeyin e, bir genel sağlık sigortası İkinci Dünya Savaşı sonrasına gidiyor. Amerikalılar hala yapamadılar. İşte Obama'da biraz adım attılar. Yani 60-70 yıl geride olabiliyorlar. Dolayısıyla yani Amerika Amerika tartışmalarıyla şey yapmamak lazım bu olayı ama. E, şu e, belli dönemlerde belli dönemlerde devleti gerileten ve işte özel teşebbüse ve piyasaya e, öncelik veren bir hareketlilik oluyor. Bu bir siyasi hareket halini alıyor tabii. Yani Reagan var, Thatcher var, şey var. Ondan evvel de devletin büyümesi var. Yani refah devletleri var. Amerika'da bile işte 60'larda, 70'lerde Johnson vesaire ilk şeylerin yapılması. Amerika'nın gene geri kalan gelişmiş ülkelerden farklı olarak önemli bir ırk sorunu var. Bir siyahlar, özellikle siyahların bu bütün sosyal ve ekonomik göstergelerde en altta yer almasının getirdiği başka gerginlikler de var ama bu kesin olan şu yani e, Amerika'da da daha e, bireyi vatandaşı özellikle de düşük gelirli insanları Amerika tarihinde olmadığı şekilde daha koruyucu bir devlet müdahalesine daha koruyucu e, sosyal güvenlik ağlarına gidileceği kesin gibi. Yani bu anlama Amerika'da önemli bir dönüşümün olacağını. Ama Danimarka açısından bakarsak tabii Danimarka zaten oradaydı. Ya da İsveç açısından işte Almanya şey açısından bakarsak Hollanda filan. yani çok sayıda Avrupa ülkesinde zaten bu denge Amerika'ya kıyasla piyasayla e, bireyin işte çıkar peşinde koşmasıyla e, devlet dayanışma arasındaki dengenin Amerika'ya kıyasla çok daha iyi korunduğunu söyleyebiliriz. Ama Amerika'da böyle bir şeyin olacağını şimdi e, görüyoruz zaten. Biden bunu çok iyi bir örneği. Tamamdır. Peki Türkiye için ne demeli? Demin konuştuk hani bu serbest piyasa akımlarını. Şunu sormak istiyorum. Geçtiğiniz son 4-5 yıla bakınca Türkiye'nin ekonomisinde, ekonomik kararlarda daha doğrusu. Sizce ne denendi hocam? Yani sisteme bir kafa tutulmak mı istendi? Tamamen daha farklı iç siyasete dön dönelik oy hesapları mı vardı ekonomik politikanın devamlı değiştirilmesinden ya da eski alışık olduğumuz ekonominin sürdürülmemesinden bahsediyorum. Yoksa tamamen kaotik günü kurtarma kararları üzerine mi kuruldu? Bir paranoya mı vardı batılı devletleri batılı sisteme karşı bir alternatif mi yaratılmak istendi? Siz hani genel şöyle bir 4-5 yıla bakınca bugün nasıl okuyorsunuz Türkiye'nin bu mücadelesini? Yani 4-5 yıl yetmez. Arda dört yani biraz daha geriye gitmek lazım. Biz e, tam e, bu yani Türkiye'nin e, son en az 20 yılına bir yerde o 20 yılı anlamak için de ön, en azından ondan önceki bir 20 yılına filan da bakmak lazım ama yani böyle daha geriye giden bir analiz yapmakta yarar var. Biz e, Seyfettin Gürsel'le beraber e, bir kitap e, editörlü yaptık İngilizce Türkiye üzerine. Türkiye yol ayrımında idi kitabın. Kitap e, 2019, e, şey 2019 e, başında aslında şeyler yazıldı, teslim edildi. 2019'un sonunda da çıktı. Yani tam şeyden e, bu Covid salgından önce. Çıktı. Yani salgından önce zaten bir takım Türkiye'nin bir yol ayrımında olduğunu Hı -hı. görebiliyorduk. Nitekim işte e, o kitap ve yazarları Atilla Atilla Yeşilada'nın şeyinde yol ayrımında diye bir toplantı yaptık ve yani 60-70 bir kişi seyretti. Ben işte zor kavşakla diye Yıldız Teknik Üniversitesi'nde anlattım. Bir Üniversitesi İşletme fakültesinde Seyfettin Gülsel'le beraber. Yani bu konu zaten onu, onu anlattı. Yani burada yeni bir şey yok. Yani Türkiye zaten bir yol ayrımına gelmişti. 2019'da gelmişti. Bunun geldiği yol ayrımının en önemli göstergesi zaten e, 2018 Ağustos'unda rahip geldi, rahip gitti diye bir günde doların %30, %40 değer kaybetmesi, ekonomide çok ciddi bir daralma oldu. Değil mi yani kelimelerden bakarsanız bakın e, bir bir kriz. Yani piyasa tarafından Türkiye ekonomisi finans piyasaları tarafından çok ciddi bir dayak yedi. Yani böyle az buz değil. Ki rahibin gitmesine rağmen yani rahibin gitmesi rahip bronson Amerika'ya apar topar yollanması da olayı değiştirmedi. Ekonomi dış açıktan ancak dış fazlaya döndü. Niye dış fazlaya döndü? Otomobil satışları, ürün satışlar düştü, şeyler, işsizlik Hı -hı. patladı. Dış fazla oldu o ancak doları tutabildi. Yani diyeceğim demek ki Covid'den önce de Türkiye ekonomisi böyle bir sorunla karşılaşmıştı. Gelip bir anda e, e, yani bir sürü olay var. Bir sürü olay var ama Türkiye'nin esas yani esas söylememiz gereken şu. Türkiye'de bir dizi dengesizlik zaten vardı. Bunlar ekonominin iyi gittiğini düşündüğümüz dönemlerde de maalesef azalmadı. Hatta tersine arttı. Mesela 2000'li yılların başında Enflasyon düşüyordu. Çok yükseklerden daha aşağılara doğru iniyordu. Ama Türkiye'de daha hiç düşük enflasyon görmedi. Düşük enflasyon nedir? 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl %2 enflasyondur. Bu sırada %2 enflasyon zaten yüksek enflasyondur. Bu sırada nedir? 3 yıl, 5 yıl, 6 yıl %1 enflasyondur. E Türkiye bunları görmedi. Biz enflasyon %10'a düştüğünde "Ah, enflasyondan kurtulduk" zannettik. İki dış açık büyüyordu. Çok dış açıkta değil mi? O dönemde de çok ciddi büyüme oldu. Dolayısıyla 2010'lu yıllarda bunu şimdi artık belli ki dengesizlikler varsa hem parampara para olmaktan çıkıyor bir taraftan öbür tarafta dış açık dış finansa bağımlılığın artıyor. E bu para gelmezse yarın ne olacak? Böyle yürür mü yani borçlana borçlana? Bilançon bozulunca zaten vermezler değil mi? Yani sürekli borç alan bir şeyinden ürettiğinden ürettiğinden cirosundan daha hızlı borcu artan bir şirkete bir ara banka hop derler ya. Yani bankada para var diye batıracak değil adam. Onun için oraya doğru işte orada sorun senin söylediğin olayların bir kısmı maalesef 2000 yani 2010'lu yıllarda biraz böyle hani ya bu fazla dengesizlikler var. Bunları biraz kontrol altına alalım. Final şeklinde bir küçük çaba, bir küçük arayış vardı. 2015'ten sonra 14-15'ten itibaren o arayıştan vazgeç. Sebebini de hepimiz biliyoruz. Seçim, referandum, bir daha seçim, bir daha referandum, işte bir daha Cumhurbaşkanı seçim, bir daha o seçim, bu seçimi derken ya şunu atlatıncaya kadar biz bu ekonomiyi aman büyütelim de devam ediyor. Ama şunu atlatalım. E, geciktirdin, geciktirince ne oldu? 2019, 2018 Ağustos'unda aniden bir kıvılcım. Normal zamanda rahip bir rahip gelmiş de gitmiş de ne olacak bir şey olmadı. Ama ne vardı ortada? Demin dediğim gibi enerji birikmişti. Yani şey çayır kurumuştu. o Çayır bir yıldırım çaktı mı gider yağmur yağmur yağarken ıslak çayırda yıldırım ne yapar hiçbir şey yapmaz ama çayır kum kuruyorsa yıldırım geldi mi orman ya da ne yapar yangın çıkar. Diye. Dolayısıyla e, e, hep Türkiye'nin sorunu zamanında çok ciddi dengesizliklerin birikmesine izin vermesidir. Burada da dediğin gibi politik konjonktür yani seçim seçimler referandum, başkanlık referandumu, cumhurbaşkanlığı seçimi, sonra tekrar seçim falan filan bütün bunlar bu işi bu hale getirir. Üstüne tabii Covid de gelince yani şey yani e, dolayısıyla e, tekrar edelim, kitabı yazdığımızda Covid yoktu. Yani Covid'den evvel yazılmıştı. Covid bunu ne yaptı tabi salgın bunu bozdu. Neden bozdu? İyice işleri bozdu. Daha sancılı hale getirdi. Yani bir düzeltme, bu işi düzeltmeyi daha zor zorlaştırdı. Daha sancılı hale getirdi. Neden daha sancılı hale getirdi? Çünkü bizim önemli bir dengesizliğimiz dış denge. E dış dengemizde bizim önemli kalemlerden biri turizm. Salgın da en çok vurdu sektörünü dolayısıyla o Türkiye'ye ilave bir külfet getirdi. Yani şunu söyleyebiliriz. E kardeşim sen vaktiyle dış açık sorununu çözseydin salgın öncesinde o zaman bundan böyle etkilenmezdin. Ey hayat böyle. Hayat beklemiyor yani. Salgın şunu demiyor. Aman arkadaşlar Türkiye şu dış açık sorununu çözsün. Ondan sonra biz virüs olarak yayılalım. Çünkü yani bir de bu Zaten dış açık sorunu var. Bir de turizm gelirleri düşerse çok sıkıntıda kalırlar. Rezervlerini yerler filan. Virüs bu hesabı yapamıyor. Yani hikaye orada kaynaklanıyor. Virüs hesaplasa bizi belki böyle olmayacak. Peki hocam demin değindiniz biraz. Türkiye'nin enflasyonla ilgili ya sizin bunun üstüne zaten bir sürü çalışmalarınız var, değerli çalışmalarınız var. Türkiye'nin enflasyonla sorunu nedir? Sorun politik midir yoksa sorun saf ekonomik midir? Ekonomik yanlış kararların sonucu mu? Hep dönüp dolaşıp Enflasyonu konuşup aynı yerlere gelmek yoksa tamamen bir politik ne, ne düşünüyorsunuz? Ya bunu yıllardır, yıllardır bunun kavgasını veriyoruz ama yani başta malukmuşuz bu kavgada meğerse. Ben ilk köşe yazılarımı 94'te yazmaya başladım. İlk defa o zaman Sabah Gazetesi'de... yazmaya başladım. İlk yazdığım yazılardan biri yani birinci ay ikinci ay takma şeye bakmadım. Adı sıfır enflasyon istiyorum. Demek ki 90. ne O da da şunu anlatıyordu. Bu yüksek enflasyon kötü bir şeydir. Kısa dönemde yararlı gibi durur, uzun dönemde başınıza çok büyük bela açar. Bak herkes enflasyon sorununu çözdü, bir Türkiye kaldı. Arkadaşlar bu enflasyonu tamam sıfır olmasın da dört olsun. Hani Amerika'nın iki katı olalım. O da az buz değil ha. Ya da Avrupa'nın iki katı olalım. Yani gene diyor. Ama yani o da yüzde dört ediyor, yüzde beş ediyor. E bizim o zaman yüzde altmışlar, yüzde seksenler. Çok önemli bir soru. Dandik para dedik. Ben aynı hemen sonrasında bu para dandik para. Niye dandik para? E kardeşim kimse hesabını TL ile yapmıyor ki. Parasını da TL'de tutmuyor. Para dövizde. Hesap da dolarla. Devlet ihalelerini devlet düşünebiliyor musun? Kendi parasıyla ihale yapamıyor. Kimse girmez. Kimse mazlatmaz. <laughs> Köprüyü bilmem neyi oğlum herkes ne diyor? Tamam yaparım ama TL yapmam diyor. Şimdi da bu dandik para. Şimdi modern bir toplumun modern bir toplumun böyle bir dandik parayla çağdaş karmaşık bir ekonomi, dışı açık bir ekonomi yürümesi mümkün değil. Fiyat istikrarı şart. Niye biliyor musun? Çünkü fiyat istikrarı kur istikrarı için şart. Kur istikrarı da fiyat istikrarı için şart. Fiyat istikrarını kuramayınca kur istikrarını kuramıyorsun. Kur istikrarını tesis edemeyince fiyat istikrarını tesis edemeyince. Bu bir fasit daire giriyorsun. Türkiye önemli bir fırsatı. 2000'den yani 2000 krizi sonrasında 2000-2006-2007 arasında kaçırmıştır. Orada işte bir fırsat vardı. Çok önemli onun fırsat maliyeti çok yüksek. Enflasyonu kalıcı şekilde, kalıcı şekilde, yani dış açık, dış açığa yol açacak şekilde, kuru baskılayarak değil, kuru baskılamadan, dış açık yaratmadan enflasyonu yüzde üçlere, dörtlere çek, çekmesi gerekiyordu. Onu beceremedi. Şimdi artık sabıkalı da vatandaş bir daha niye inansın bu enflasyonun düşeceğine? Şimdiye kadar hiç düşmemiş. Hep artmış. Bir böyle 2000'de düşer gibi olmuş. Ondan beri de sürekli yukarıya doğru böyle. Geçtiğimiz 5 yılda bayağı %20'lere çıkmış. E şimdi %16'lar 17'lerden bahsediyoruz. Yıl sonunda bile belki oralarda kalabilir. Hatta daha yukarıya bile çıkabilir. Yani Türkiye'nin ihtiyacı olan bir numaralı, bir numaralı reform ben buna para reformu diyorum. Yani Türkiye'nin kendi sağlam kendi vatandaşının güvendiği bir parasının olması lazım. Hı, hı. Enflasyonun en büyük sorunu çünkü o. Enflasyonu yüksek tuttuğun zaman vatandaş kendi parasını bırakıyor. Düşüyor döviz peşine. Al dolar peşine. Ondan sonra artık kop kopuyor işler gidiyor. Vatandaş kendi parasına güvenecek. Yani kendi parasının artık. Almanlar dolarla ilgileniyorlar mı? Pariteyle ilgileniyorlar mı? İngilizler ile ilgileniyor. Amerikalılar hiç kimseye ilgilenmiyor. Niye? Adam çünkü diyor ki ben bu parayı tutarım. Çünkü bu parayla enflasyon olmayacak. Benim paramla enflasyon olmayacak. Dolayısıyla niye ben risk alayım? Dolar euroya karşı yükseldi mi düştü mü? Bu riski almam ben kendi paramda Çünkü enflasyon, kendi param beni enflasyona koruyor. Dolayısıyla yani işin özü, işin özü fiyat istikrarı, kur istikrarı ve de Dolarizasyon vatandaşın bu da sağlam para bu para reformu diyorum buna son derece önemli bu yani bunu ne kadar zırklasamazdır. Peki hocam sizce bu Türkiye için bir hayal mi insanın e, Türk insanın kendi parasına güvenmesi çünkü benim aklımda şimdi iki soru da oldu. birincisi örnek verdiğiniz ülkeler tabii ki Alman dolara göre yani kendi yurasının yurasına güvenebiliyor ama tabii orada Türkiye ile farkı belli jeopolitik farklar var belli işte ülkenin yaşamış olduğu dış politika konjonktüründe ne diyeyim daha farklı durumlar var. Yani Türkiye daha doğrusu şöyle bir sorum da hazırlamışım ona getireyim. Türkiye'nin kendine yetecek bir üretim ve ihracat rejimi yani kendi kendine üretip dışa mallarını satıp kendi kendine yetebilecek bir rejim. Yani bunun sonucunda da zaten iyi bir e, kendi parası olur herhalde anladığım kadarıyla sizin dediğiniz gibi. Bu hayal mi? Bu noktaya ulaşabilir çok güvenme, mi? Ben ona çok güvenme. <laughs> ne düşünüyorsunuz yani bu Pardon, Türkiye sözünü aynı... kestim yani. Yok, estağfurullah hocam. Ee, Şimdi bak buyurun. bizim Türklerin dediğim gibi ben bir neredeyse bir genetik eksikliği var. Böyle bir enflasyon geni filan diye. 1994-2000 arasında bizim dış açığımız adeta hiç yoktu. Ortalama enflasyon yüzde %80'di. Yani <laughs> bu bu enflasyonu Böyle dış açıkla dış fazlayla filan bunu şey yapmak mümkün değil. Burada, burada enflasyon yapılmayacağına konusunda insanlara güven vermek lazım. Ve enflasyon ihtimali belirdiğinde enflasyonun yükselmesini engellemek için gerekli ne ne yapmak lazımsa onları yapacağını tavir ediyorsun. Ve yapıyorsun. Bunu herkes yapıyor. Bu senin söylediğin jeopolitikler filan doğru değil. Yani şeyde Bulgaristan Türkiye'den daha zengin mi? Değil. Güç başlı gelir daha yüksek mi? Hayır değil. Daha büyük mü? Kesin daha büyük değil. Üstelik bayağı Türk asınlık da var. Hatta hükümete girdi galiba Türk Partisi. E, 20 yıldır enflasyon yok. Ben yani çok yakına giderim. Yunanistan ne kadar sıkıntı çekti euro bağlı olduğu için. Ama ne oldu? Enflasyon belasından kalıcı şekilde kurtuldu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu bu bir kararlılık. Bu toplumun toplumun şunu anlaması lazım. Ya hocam bu bana o zaman da söylenirdi. Şimdi de eminim söyleyenler var. Ya hocam niye enflasyon diyorsun şimdi? Bak ne güzel Türkiye büyüyor. Tamam bugün büyürsün. Ama en de sonunda bir an gelir enflasyon seni perişan eder. O an ne zaman geldi 90'lı yıllarda? 94 94 kriziyle geldi. Sonra 99, 2000, 2001 kriziyle geldi. E şimdi bakıyoruz 2018 Ağustos'u yani Branson krizinden bu yana Türkiye'de büyüme düştü ve kaldı orada. Enflasyon da yükseliyor. Hem büyüme yok hem enflasyon yüksek hem de dış açık yüksek. Büyüme olmadığı için üstüne ne? Üçüncü dengesizlik. Türkiye'nin üç büyük dengesizliğidir. İstihdam düşüyor. Çalışan insan nüfus artıyor. Çalışan insan sayısı düşüyor. Yani bu biz yapamayız. Bizim nedir? Genetik bir, de, bir, bir Gen farkımız mı var Bulgarlar'dan? Neredeyse Irak'ta hani yani bizim çadır devlet diye güldüğümüz bir sürü ülkede enflasyon yok. Türkiye tektir. Türkiye'nin gelişmişlik düzeyinde. Türkiye kadar dışı açık Türkiye kadar çok ihracat ithalat yapan Avrupa Birliği'ne gümrük birliği olan filan yani bayağı karmaşık şey böyle bir ekonomide böyle bir enflasyon oranı olan başka bir ekonomi yok. Yok yani e bunların hani Laz fıkrası vardır değil mi Laz girmiş şeye otoyola radyoda Almanya'da otoyolda dinliyor radyoyu radyoda adam diyor ki delinin biri otoyola taştan girmiş ondan sonra tersten girmiş geriydi bakıyorlar ne hepsi deli hepsi tersten girmiş diye bunlar hepsi enflasyonu düşürüyor. Biz mi düşüremiyoruz. Yani bizim hiç kimsenin bir geopolitiği yok. Yani nedir? Bunlar palavradır. Bu toplum yöneticisiyle iş alemiyle sendikasıyla entelektüeliyle akademisyeniyle hiçbir zaman bu enflasyon işini ciddiye almadı. Şimdi bedelini ödüyor. Ağır bir bedel ödüyor ve daha da ağır bir bedel ödeyecek. Orada işte yani. Evet hocam onu diyecektim. Yani önümüzdeki 5-10 yıl içinde diyeyim en azından. Siz ne öngörüyorsunuz? Yani Türkiye nasıl en azından şu anki durumu nasıl daha iyiye getirebilir? Tam bir kurtuluş ya da tam bir çözüm tabii ki çok zor bahsettiğiniz şartlarda. Bu kadar dengesizlik, güvensizlik içinde. Ama hani bir çıkış yolu nedir en azından sizin için? Reçetesi nedir? Yani ile toplumlara baktığında ille çıkış yolu olmuyor. Yiyorsun sopayı oturuyorsun yani. <laughs> o da o da çıkış yolu değil mi yani baktığın zaman. Yani hani ille bir toplumun ille yaptığı hatalardan ders alıp o dersi şey yapması böyle bir böyle bir çok. İnsanlarda da öyle. Adam işte fazla yemekten kolesterolü yükseliyor. Aldırmıyor. Doktora gidiyor. kolesterolü periz veriyor. Yapmıyor. Sigara içme diyor, içmeye devam ediyor. Yürü diyor, yürümemeye devam ediyor. Sonra küçük bir kalp krizi geçiriyor, gene doktora gidiyor. Gene bunları söylüyorlar, gene aldırmıyor, sonra ölüyor yani. <laughs> Anladım. Tabii, toplumla ölmez ama ne olacak demektir? Büyük sıkıntılı bir sopayla adam ol olma hali ortaya çıkacak demektir. Bir akılla görerek yani bu yanlıştır ben bunu yapmayayım. Hı -hı. Ben bunun doğrusunu yapayım. Tabii ki bir bedeli var. De, sigara içmeyeceğim büyük keyif. Et yemeyeceksin yemek diye az yemek yiyeceğim, Yürümek sevmiyorsun belli ki yürüme Hiç sıkıntı değil mi yani? Hı -hı. Bir bedeli var. Bu bedeli. Ben bedeli ödemeyeyim. E onları yapayım. Ama kalpte olmasın. O yok Neyse, işte. O, yani. <laughs> yani Türkiye ille Türkiye ille şey yapacak diye bir şey yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Bir bu sorunları çözecek diye Bilerek çözecek diye sorun yok. Bilerek çözmezsen sopa dediğim benim piyasa çalkantı oluyor. O oluyor bu oluyor. İşte o arada bir yerde de başka bir, çok sayıda ülkenin başına gelmişler. Latin Amerika'da filan bu enflasyon sonları bunlar son derece yaygındır. Bizim de başımıza böyle şeyler. İnşallah gelmeden olur. Ama yani Gelmeden olur beş yıl sonra var mı garanti dersem valla hele şu anda baktığımda hiçbir şey garanti vermem. <laughs> yani evet geçtiğimiz iki sene önce Venezuela'da bir tane tavuk ya da bir gıda malzemesi almak için evet. gereken paraları böyle dizmişlerdi ya böyle evet. banknotlar koymuşlardı. Evet. Onları evet. gülüyorduk. Venezuela yani Venezuela'da bu da böyle yani böyle olalım diye mi yaptı bunu? Aynen Onlar öyle. da doğru işler Aynen yaptıklarını öyle. zannediyorlardı. Meğerse yanlışmış yaptıkları işler. Işte sonunda gelinen noktada ortada. Yani üstelik onların petrolü var. Bizde petrol de yok evet. onu unutma. Aa, yani onun için daha vahim durum. Tabii o petrolün evet. varlığı da dış dış güçlerin, diyeyim, dış ülkelerin oradaki ilgisini de arttırıyor. Buna fikiriz diye düşünüyorum. Ama evet yine benzer durumlar. Peki hocam. Bu iktisatta bu iktisatta Arda bu komplo hikayeleri yürümez tamam mı? Yani bu komplolar, monplolar filan. Bu iyi. bir iktisada anlamamaktır. <laughs> tamam mı? Ee, yani niye Türkiye'ye komplo yapsınlar? Esas komplo yapılacak düşman Çin. Çin'de enflasyon var mı? Yok. Dış açık var mı? Yok. Anladım, <laughs> adam niye ona komplo yapamıyor? Sana yapıyor. bir <laughs> onu düşün sen. <laughs> Senin Çin yanında hesaben bile okunmaz. Bu komplo, komplo bunlar bol. Bol falan lazım. Jeopolitik falan bunlar hikayedir. Boş ver sen. Tamam İçeride abi. hatayı hata yaptın mı? Hata yaptım <laughs> mı? Bedenini ödersin Bizim, Yani futboldan bunu biliyorsun. Bizim takım hiç kötü futbol oynamaz. Hakemler karşıdır. Federasyon bilmem nedir. Sağ bilmem nedir. Bir, bir sürü hikaye. Özellikle de ya olur mu kardeşim işte takım kötü oynar çakır çakır şeyleri şey yer yani bu evet. yani, kötü oynuyorsun sen kötü oynayınca da mağlup oluyorsun şimdi boş ver hakemi hakemi kendi, kendi Mahkemen, düşen ağlamasın yürümez. diyorsunuz hocam okay, ya, yani, Allah'ını tamam. kimse bir de şey var hadi yani Türkiye yönetenler şey nasıl geldi oraya vatandaş seçti şimdi ağlıyor ama kendi seçmiş onları evet peki hocam oraya değinmek istiyordum yani vakit geçiyor. Şimdi bir Z kuşağı var. Yavaş yavaş insanlar mesela ben de kendim buna dahil görüyorum ya da hani bir üstü de olsa iş bulmaya çalışıyor. Dünyada ben 10 yıl sonra, 20 yıl sonra nerede olurum bu ülkede, bu dünyanın ekonomik sisteminde diye sorular soruyoruz. Ne önerirsiniz? Yani çok güzel bir tablo çizmediniz. Bu da bunda gayet hakkınız, son derece hakkınız. Çünkü gördüğünüzü söylüyorsunuz. Ama hani 5-10 yıl sonra benim gibi benim yaşındaki gençler Hani nerede bir kurtuluş arayacak eğer ki Türkiye'nin durumu ya da dünyanın ekonomik durumu daha iyi gitmiyorsa ki öyle görünüyor ki gitmiyor hocam. Yani en azından ne önerirsiniz diye sormak şimdi, istiyorum. Şimdi bir iki şey ayırt ederim. Yani evet. dünyada ciddi sorunlar var dedik. Enerji birikmiş dedik. Büyük Hı. değişimler olacak dedik. Bu işler kötüye gidiyor demek değil. <laughs> yani işler eskisi gibi gitmeyecek, gitmeyecek demek. İşler herkes için kötüye gidiyor demek değildir. Yani... Şimdi bu Z ilgili tabii benim benim neslimin insanları çok da fazla sempatisi yok. Yani ben doğmuşum, ee, benim, ben 43 doğumluyum. 43 doğumların Türkiye'de ancak %25'i ilkokula gidebilmiş, %75'i ilkokula bile gidememiş. Şimdi bu Z kuşağı dediğin hepsi lise Hepsini, Evet. Yarıda yarı yakını, yarıya yakını üniversite okuyor. Benim zamanımda oyuncak yoktu. Ben ilk telefonu gördüğümde kaç yaşındaydım? 7-8 yaşındaydım. Şimdi Z kuşağı iPad'lerle nedir o tabletlerle cep telefonlarından büyüyor. İnternet kullanıyor. Yani e, maşallah yani ondan sonra e, şey e, yurt yabancı dilen böyle parmakla gösterilirdi Türkiye'de. E, şimdi yabancı ne? yurt dışına gitmiş insan hiç yoktu. Şurada <laughs> bakıyorsun kadar. Yani e, D kuşağı çok çok bir önceki nesillerin hayalinden bile geçemeyeceği kadar şımartılmış bir kuşak olarak yetişti. Tabi tabii çok büyük imkanlarla yetişti fakat bunun beraberinde de bir, bir, bir fatura geliyor. Hayat hiçbir bedava dedik saççıları değil mi? Yani hep böyle bir ödünleşme, trade-off hikayesi vardır. E, bizim zamanımızda sıyrılana sıyrılan o kendi nesli rekabeti çok azdı. Hmm. Şimdi sıyrılmak çok zor. Çünkü rekabet feci çok bir rekabet önemli. var. Hadi Sadece evet. Türkiye'de rekabet yok. Türkiye'de Aynen yok. Mi? Bütün dünyayla rekabet edeceğim. Ben mezun olduğumda ben Gaza Lisesi mezunuyum. E işte yabancı dil bilerek şey benim neslimde mezun olan sayısı şey liseyi bitiren insan sayısı hadi diyeyim ben bin. Belki 1500 kolejler, molejler hepsini toplasan. E şimdi 1 milyon 200 bin lise mezunu var. Bunun 300 bini yabancı değil biliyor. Gördün mü farkı? Dolayısıyla bizim için, bizim için o anlama çok daha yumuşaktır rekabet şartları. Ama doğru. Ama öbür tarafta da o okuma yazma benim 43 tane adamda adam da hayatına okuma yazma bilmeden çoğunluk okuma yazma bilmeden ilk okula gitmeden başladı. Yani Z kuşağı onlara kıyas çok daha iyi ama sıyrılmak çok zorlaşıyor. Rakibin sadece Türkiye'de değil artık küresel bir küresel bir oyunun içindesin. Polonyalı da senden rekabet ediyor. Brezilyalı da senden rekabet ediyor. Çinli kesin rekabet ediyor. Hintli rekabet ediyor. Yarın Nijeryalı da rekabet etmeye başlayacak. Dolayısıyla Z nesli, o anlama üzerlerinde çok daha büyük bir stres var. Bu yani son 50-60 yılın bize e, gösterdiği büyük bir soruna değinmedik. Çok önemli Hı -hı. bir sorun Belki bundan kapatırız. O da şu. Teknolojinin gelişme hızı Hı -hı. böyle artınca teknolojik bulgu. Bu, evet. bu tabii bu bu tabi bir başladı. taraf. Böyle, böyle yükselmeye öyle başlayınca öyle. böyle bunun sonucunda verim artışı çok yüksek olduğu için zenginlik bir anlama. Kötü dağıtılsa bile, yani gelir dağılım bozulsa bile <laughs> zenginlik, insanın zenginliğinde müthiş bir artış var. Yani şöyle karşılaştır, 100 yıl evvel aynı virüs, bu sefer İspanyol diye çıkıyor. E, aşı yok, bir şey yok, 50 milyon öyle gariban boyunlarda büküyorlar, ölüyorlar. E şimdi teknoloji bize müthiş bir aşı sistemi getiriyor. Değil mi? Yani teknoloji değilse. Fakat bunun yanında da teknolojik hızlı değişim. Bu Daron Acamoğlu ile biz İktisat ve Toplum dergisinde dergisinde Arayış diye bir YouTube kanalı vardır. Orada yaptık. Daron Acamoğlu duymuşumdur. O özellikle vurguladı. Teknoloji bir anlamada bozucu oluyor. Temin de söyledim. <laughs> değişim çok hızlanınca bireyin buna adapte olması çok zorlanıyor. Şimdi Z kuşağının önündeki en önemli sorunlardan biri o. Eğer insanoğlu önümüzdeki dönemde bu teknolojinin değişme hızını kontrol altına alamazsa siz başladığınızla başı ortası sonu arasında bir büyük kopukluklar olacak. Dolayısıyla sürekli kendinizi zevk kuşağı kendini yeniden yaratmak, yeniden kendini, kendini icat etmek, hı hı. yeniden kendinizi bu çok zor bir şey psikolojik zor bir şey insan bir de insanın zekası ve kişiliği sosyal kişiliği buna müsait değil. Yani devamlı devamlı bir işe gireceğin üç, üç sene sonra o iş kalkacak ortadan deme bu var olacak yok öyle bir şey o kadar ise eğitim yaptın gitmiş olsun e, tekrar kendini yeniden yeni bir kalıba sokacağım filan üç sene sonra o da olmaz mı dolayısıyla insan yani z kuşağı için en önemli en önemli şey insan olunun teknolojiyi terbiye edebilmesidir Hı -hı. teknolojinin esiri olmaktan çıkıp Teknolojiyi denetim altına alabilmesi ve değişimin hızını bir biyolojik tür olarak ve bir sosyal tür olarak insan kaldırabileceği kaldırabilecek güza <laughs> bu Bunu Burada biz yapamayız. Bizden geçti bu Z kuşağının görevi. Yani size sadece zorluklar değil büyük sorumluluklar da evet. düşüyor diyebiliriz. Ve bu sorumluluklar deniz gibi bu değişimler sonucunda oluşan yeni karakterler ya da yeni toplumsal anlayış da aslında yeni toplumu dizayn edecek ya da onu oluşturacak kişiler Aynen. ve etkenler diyorsunuz. Aynen. Evet bu da bir taraftan da bu da heyecan verici ve bizim kuşak için hani nasıl diyeyim hedef bir bir hani bir yol olduğunu aslında gösterge sadece kolay olmayacak diyorsunuz. Teşekkür ederiz sizin hocam. Sizi kendinize kendinize çok yani sizin neslin de ne kuşağının şunu çok iyi anlaması lazım. Artık ne arsa, ne tarla, ne bit biriktirdiğin bitcoinler filan bunlar palavra. Bunların hepsi bir günde yok olabilir. Değeri sıfırlanabilir. Bir tek şey var öğrendiklerin beceriler, kendine yatırım yani. Bilgiye yatırım beceriye yatırım, kişiliğe yatırım. Bunları doğru yapan gerisi şey hikaye orada pat diye yolunu bulur. Dolayısıyla yani sizinle müthiş de olanaklar var. Daha önce hiçbir neslin sahip olmadığı kendinizi kendini geliştirmek, kendine yatırım yapmak için Z kuşağının olanaklar var. Ne olacak? Bunları kullananlar bu işten silinecek. Kullanamayanlar da, kullanamayanlar da, kullanamayanlar da biraz sürünecekler yani hayat böyle değil. Mi? Evet hocam. Çok teşekkür ederiz. Keyifli bir sohbet ben oldu. Ben teşekkür ediyorum. Yani sizin görüşlerinizi almak benim için gerçekten benim için de şans. Umarım izleyenler de memnun kalacaklar. Gerçekten keyif aldım hocam. Çok sağ olun. Ben de bu ortamı sağladığınız için teşekkür ediyorum. Her zaman. İyi bakın kendinize. Umarım yine... Bana yine haber versin herhalde yayınlanınca. Ben de tamam. bir izleyeyim. Tabii ki hocam. Çok sağ olun. İyi Görüşmek de. üzere. İyi günler. Evet, Ashab Savaş Hoca ile birlikteydik. Keyifli bir sohbet yoldu. oldu. Özellikle Z kuşağının sondaki seslenişi hani bir taraftan uyardı, bir taraftan da bir çıkış yolu olduğunu söyledi. Enteresandı benim için de duymak da enteresandı. Burada bu röportajdan söylediklerinden bir sürü geri çıkarım yapacağım ben de kendime. Arda ile derin muhabbet devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Umarım önümüzdeki haftalarda programlarda yine birlikte oluruz. İyi hafta sonları diliyorum.